Selamlar sevgili dostlar. Ben Play dedemi kıracağım. Bugün sizlerle Roller Coaster Tycoon klasik oyununu oynayacağız. Efendim Roller Coaster serisi e, Tycoon serinin atası gibi bir şey. İlk oyun 1999 yılında çıkmıştı. O zamanlar 10-11 yaşında küçük bir çocuktum. Her çocuk gibi e, Luna Park yönetmek benim için acayip cezbediciydi. Luna Parklar e, oldukça harika mekanlardı. Ve bu oyunla karşılaştığımda resmen büyülenmiştim. Ve o o günden beri... E, Kaç yıl oluyor? 20 yıl mı? 20 yıl kadar bir süreden beri ki daha fazla. Beri, Royal Castle çok severim. Ara ara, yani çok sık olmasa da birkaç yıla bir ara ara açıp oynarım. Ee, yine öyle bir heves geldi içime. Bir şey geldi. Ee, Steam'de de zaten vardı benim şeyde. Ee, oynamaya karar verdim. Oynarken sizinle de paylaşmak istedim. Büyük ihtimal bir kısmınız bu oyunu hiç duymadınız yaşınız gereği. Eğer benim yaşlarımdaysanız, ''Ah biz oyunu ne oynardık?'' diye iç geçirip izleyeceksiniz. Efendim... Start New Park dediğinizde burada size herhangi bir park veriyor. Bu ara Royal Caster Tycoon, Tycoon zaten yönetim. Royal Caster ise bu devasa hız trenlerine verilen isim. Ve bu oyundaki en önemli şeyimiz, alet makinemiz olacak. Şimdi gördüğünüz gibi Grafik grubun, Emerald grup, Rugby grup falan diye giden bu kadar haritamız var abi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi ayrı ayrı oynayabileceğiniz haritalar. Ondan sonra buraya geri geliyoruz. Bir de bunların expansion pack'lerini koymuşlar sanki yetmezmiş gibi. Burada bir paket var. Expansion Pack paketi. İşte ne bileyim Japonya diyor, Asya, Avrupa vesaire gibi. Ondan sonra bir Expansion Pack'i daha var. Times Twister diye. Oops, bir dakika mouse kaybettim burada. Bir de bu kadar böyle bir park var. Biz şimdi abi Start New Games deyip ilk parktan yani ormanın içindeki parktan başlayacağız. Çünkü en basit olanı bu. Tamam mı? Her parkın bir görevi var. Size bir görev veriyor ve bu görevi yapmanızı istiyor. Şimdi bu parkın görevi neymiş? Şimdi birlikte bir bakalım. Parkın görevlerini bunu kapıyorum. Parkın görevlerini ana girişe tıkladığınızda size şöyle bir giriş ismi yani parkın ismini verdi. Forest Frontiers Frontiers ismiyle parkın ismini veriyor ve şuradaki kupaya tıkladığınızda parkın sizden istediklerini söylüyor. Park bizden ne istiyormuş biliyor musun? 200 250 tane ziyaretçiye sahip olmamızı istiyor bir yıl içinde. Ve rating yani puanlama sisteminde de 600 puanla ulaşmamızı istiyor. Puanlama sistemine buradan bakıyoruz. Gelen e, şey misafirlerimize buradan bakıyoruz müşterilerimize. E, normalde buradan şeyin e, parkın girişine bir ücret veriyorsun. Mesela 1 dolar 2 dolar her giren 1 dolar verip girebiliyor. Ama tabi bu bu haritada buna izin vermemişler şu an için. Ondan sonra e, parkın ölçümü e, arazisinin falan size bahsediyor burada. Efendim görevimizi veriyor ve şu ana kadar yapılabilen başarılar. Bu bu kırmızı şey nedir? İşte atıyorum. Parkınız çok temiz temiz, temiz ise size tem, çok temiz park ödülü veriyor. İşte çok fazla insan varsa, çok fazla insan olduğuna dair bir ödül veriyor ya da e, gelen müşteriler çok mutlu ayrılıyorsa işte müşterinin mutlu eden park ödülü gibi ödüller veriyor. Şimdi şuradan options'a girelim. Sesimizi açalım. Ses. Neden sesi açtım abi? Çünkü biraz önce sesi kapamıştım. Menüde çok fazla ses oluyor. Onun için sesi kapadım. Abi şimdi şuradan haritamızı şu şekilde bir geniş açıyla bakalım. Oldukça geniş büyük bir haritamız var ve haritamız gördüğünüz gibi şey dümdüz. Yani arazi düz. Normalde e, ilerleyen haritalarda şöyle gördüğünüz engebeli araziler verecek size. Çok daha böyle geniş engebeli araziler verecek. E, fakat bu yapı şeyleri yapı yapacağınız biraz sonra göstereceğim binaları Buraları tutmak çok zor oluyor arkadaşlar. Onun için bu ilk park aslında en keyifli parklardan biri. Sonra işler e, şeyden çıkıyor. Çığırından çıkıyor. Şimdi sol altta bir menümüz var. Sağ üstte 3 tane olan bir menümüz var. Şurada parayla ilgili işlemleri yaptığımız bir menümüz var. Yani toplamda 7 tane menüsü var bu şeyin. Şuradan da parkın girişine tıklayabiliyormuşuz. Kısa yolu. Şimdi şu üstteki menüleri şu an için devreye almıyorum. Alttakilerle başlayalım. Alttaki gözükebiliyor mu? Evet, gözüküyor. Beni biraz şöyle kenara aktaralım. Evet, oynattım kendime. Sol alttaki menülerle başlayalım abi. Bu sol alttaki ilk menü gördüğünüz gibi arazi şekillendirdiğimiz menü. Tamam mı? Mesela buradan diyor ki mesela bir köşesini ya da bir kenarını vesaire şey yap, yükselt, alçalt. Şimdi bu haritada buna ihtiyaç yok. Niye? Çünkü harita dümdüz zaten. Ama ilerleyen haritalarda mesela atıyorum bir tepe bir arazi var. Orayı hafif düzleştireceksiniz. Tamam mı? Düzleştirdikten sonra bu şeyle bununla birlikte yavaş yavaş yükselterek bir yol oluşturacaksınız oraya. Burada, bu, bu iş yarıyor. Ya da mesela şöyle yan tuşla tıklayarak. Evet şu an oyun çalışmadığı için şey. Play tuşuna basmam için. Şu şekilde yan tuşa tıklayarak sağ tuşa tıklayarak arazideki ağaçları kesebiliyorsunuz. Tabii ki arazide ağaç olması aslında peyzaj olarak gelen müşteri olarak keyifli ama e, şeyleri yerleştirmek istediğinizde oyuncaklarınızı yerleştirmek istediğinizde bu arazideki ağaçlar sizin işinizi oldukça zorlaştırıyor. Şunları bir yok edelim abi. Ha, şunu. şunu. Yok etmek istiyorum şu ağacı. Tamam. Bu ağaçlar sizin işinizi oldukça sıkıntıya sokabiliyor. Onun için ağaçları önceden yok etmenizde yani en azından belli bir araziyi boşaltması yok etmenizde yarar var. Şimdi gelelim ikinci kısma. Burada da abi peyzaj düzenlemeleri yapıyorsunuz. Nedir abi? İşte etrafa şöyle çiçek, börtü, böcük koyuyorsunuz. Bunlar tabii oldukça şu an e, bizim paramız limitli, sınırlı. Oldukça para harcayacağınız işler. Onun için bunları kullanmıyorum. Bunları pek ben yapmıyorum. Ha, ama bunlardan en çok işe yarayan, daha yapmak zorunda olduğunuz şuradaki e, şeyler. Deskler, benchler yani oturaklar ve e, çöp kutuları. Bu çöp kutularıyla şeyle oturakları yapmak zorundasınız. Biraz sonra onları açıklayacağım niye yapmak zorunda olduğunuzu. Gelelim yola. İki tane yolumuz var. Bir şöyle düz giden yani standart yol. Bir de biraz sonra yine göstereceğim. Herhangi bir oyuncak yaptığınızda oyuncağınızın önünde sıra dizilecek insanların oluşturacakları yol. Şuraya hafif bir şöyle ilerletelim. Çok yap, yol yapmamıza gerek yok oyunun başlangıcı için. Bir yol yaptık. Ve oyunun ana şeyi elemanları oyuncaklar. Gördüğünüz gibi burada birçok oyuncağımız var. İlk olarak şu şeylerden başlayabiliriz. Bu suratı asık bir tane çocuğumuz var ya sol üstte. Bu sosyeteki surat asık çocuğumuza çocuğumuzun oyuncaklarıyla başlayabiliriz. Bunlar e, çok heyecanı olmayan oyuncaklar aslında. Onun için böyle surat asık bir çocuk görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey daha var. Bir dakika parka tıklıyoruz. Park satın alma. Mesela şurayı ben satın aldım. Tamam bak görüyor musun ne güzel oldu burayı satın aldım. Bir tane de şuradan satın aldım. Sonra abi şuna geldim. Şunu ve şunu. Saat tuşla. Şunu. Sildim. Buraya biraz daha kullanılabilir bir arazi haline getirdim. Abi sonra şu elemanı aldım. Gel abi. Seni şuradan başlatıyorum. Tamam mı? Şurası. Nereden giriş verelim? Buradan verelim. Buradan verelim. Buradan verelim. Bir tane buradan çıkış verelim. Şimdi girişe çıkışı yaptık. Fakat buraya gelen müşteri buraya giremiyor. Buraya bir de yol yapmamız lazım. O yolda şununla alırım. Şöyle hop yaptım. Şimdi artık buraya gelen buradan bakıyor. Fiyatını görüyor. Gireyim ya da girmeyeyim diyor. Bir de düşüre düz yol yapalım. Çıkışları düz yol yapabilirsiniz. Ha şu maviden de yapabilirsiniz ama gerek yok. Çünkü o sınırlayıcı bir yol. kapıyoruz ve yeşil ışık yakıyoruz. Bu yeşil ışığı yakmazsanız kırmızıda durursa kapalı. Yeşili yakarsanız çalışmaya başlıyor. Biz yeşili yaktık. 1 dolarmış giriş. Biz bunu 1 bir doları biraz arttıralım. Çünkü oyunun başında çok para ihtiyacımız olacak ve Gelen müşteri ilk başta bu oyuncaklara girmeyi kabul edecek, fiyatını olsa olsun. Ama iler oyunun ilerleyen kısımlarında bunu pek istemeyecekler. Çünkü çünkü ee, oyuncaklar eskiyecek, yani popülaritesini yitirecekler. Aa! O oyun başlamış. Biz şunu da yeşil yapalım da en azından oyun kazayla başlatırsak gelen kişiler şey yapsın, kullansınlar. Şimdi burada bir yiyecek, shop, e, new shop ve stalls diyor. Bunlar var. Burada iş işte nedir efendim dondurma satabiliyoruz. Yeşil ışık yakalım. Bunun fiyatı 0.90 90 centmiş. Biz bunu biraz arttıralım. 1.6 yapalım. Başka bir oyuncak daha kuralım abi buraya. Şöyle yiyecek kısmından hamburger. Hamburger satalım. Yeşil. Bunun da fiyatını biraz arttıralım. Bu da 2 dolar olsun. Evet ilk müşterimiz girdi. Şimdi ilk müşteri girince tekrar durduralım. İlk müşteri girince üzerine tıklıyorsunuz. Lily'ymiş bu müşterimizin ismi. Kafasına tıkladığınızda mesela bunun mutluluk durumu, enerjisi, işte açlığı, susuzluğu, tuvaleti ya da nose, noise ne acaba? Mide bulansı falan gibi bir şey olabilir. Bu arada çok hızlı oyuncaklar yani mesela roller kurmaya başladığınızda millet etrafa pötür pötür kusmaya, sıçmaya başlıyor arkadaşlar. Bunun olmaması için yani etrafa etrafta kaka bırakmış adam görmek istemiyorsunuz. Tuvalet koyacaksınız. Efendim etrafta şey çöp yani hamburgerin dondurma çubuklarına yerleri atıyorlar. Bunların olmaması için çöp kutusu koymak zorundasınız. İşte çok hızlı araçları bindiklerinde mideleri bulanıyor falan yani şu koltuklara oturtup dinlenmeleri lazım. Onun için etrafa bol bol sandalye koltuk vesaire bırakmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu abimizin cebinde 90 dolar varmış. Fakat şu an için hiçbir şeye para harcamamış. Biraz sonra ona para harcayacağız. Geliyoruz abi. Bir tane hamburgerci yaptık. Bunu yapmıyoruz. Bir tane ne yapalım? Kola. Susuzluğunu gidersin insanlar. Yaptık mı abi? Yaptık. Kolaya da yeşil ışık yaktık. Kolanın fiyatı da 1.8, 1.8 olsun dolar. Bir tane de tuvalet koyacağız şuraya. Şuraya mı koyalım? Şuraya mı koyalım? Buraya koyalım. Tuvaleti de girişe koyduk. Tuvaletin fiyatı da normalde bedavaymış ama biz bunu 1 dolar yapıyoruz. Sıçacaksan parayla 1 lira. Efendim şuraya da bir şey yeni bir oyuncak yapalım. Oyuncağımızın ismi atlı karınca yok. Kaydırak. Kaydırak yapalım bir tane. Kaydırağın girişi buradan çıkışı buradan olsun. E, fiyatı 1.5 dolarmış. Biz bunu 2 dolar yapalım. Her şey fiyatını biraz arttırmakta yarar var. Hemen buna bir yol yapalım hop şöyle yolumuzu yaptık yol yaptılar yol diyoruz ve şuraya da bir çıkışını yapıyoruz gördüğünüz gibi hemen sıraya birileri girmeye başladı bu arada müşteri sayımız 10'a çıkmış efendim bir tane de atlık arınca yapalım ve o ikonik harika müzikle başlayalım ve müzik başlasın. Bu atlı karacanın müziği ikoniktir arkadaşlar. Çok sevilir. Bu oyunun şeyidir. Hmm, alameti har harikasıdır efendim. Şöyle bir yol yaptık. Buraya da bir tane şundan koyduk. Ha, e tamam bundan da koyabiliriz sorun değil. Evet müziğimiz başladı. Oyunumuzun müziği budur abi. Ya oyunun ekstra kendi içine bir müziği var ve bu müzik bu. Şurada efendim şey yapabiliyoruz. Sandal gezisi yapabiliyoruz ama şu an suyumuz olmadığı için yani sulak bir alanımız olmadığı için bunu yapamıyoruz. Gelelim şuraya. Aa, bir hız treni yapabiliyormuşuz. Aa, bu treni kendimiz yapmamız gerekiyor. Onu da konuşuruz. Bir hazır roller kastırlar var. Bir de kendinizin yaptığı roller kastırlar var. Bu kendinizin yaptığı roller kastır. Minik minyatür roller kastır. Bunu yapmayacağım şu an için. Önce hazır olanları yapalım. Mesela şunu yapabiliriz. Görüyor musunuz? Ne kadar çok roller kastır var. Hangisini yapalım? Mesela... Uf çok pahalı bunlar. Şunu yapabiliriz. Bunu nereye yapalım biliyor musun? Buraya yapılabilir. Şöyle yapsak mesela. Şu şekilde. Hmm. Evet tam şuraya oluyor. Ama para yetmiyor. Çok ilginç. Paramız yetmiyor. Borç alabiliyoruz. Biraz borç alalım. Ya da almayalım. Vazgeçtim. Borç almıyorum. Seni yapmıyorum. Vazgeçtim senden. Şey yapalım. Küçük oyuncaklarla başlayalım abi. Mesela Küçük oyuncak ne var? Şu şunu yapabiliriz. Efendim bir tane şuraya bir tane şuraya. Bunun girişine olmadı, olmadı. Şunu hayır. Bunu değiştireceğiz. Bu değil. Entrance değil. Entrance buraya, diğeri de şuraya. Hayır. Hayır, o değil. Entrance'ı değiştireceğiz. Buraya. Neyse böyle olsun ya. Aman uğraşmayacağım. Efendim şöyle tık 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 tık. Bu böyle olsun girişi, çıkışı da şöyle olsun. Tık 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 tık. Güzel. Şimdi bunun fiyatı yeşil. Bu da 2 dolar olsun abi. Bakın görüyor musunuz? Atlı önünde sıra oluşmaya başladı. <laughs> Müziklerine bayılıyorum bu oyunun. Hmm. Bunu yapabiliyor muyuz ya? Aa bu varmış. Aa böyle küçük olanı yapalım mı Şuraya yapılabiliyor. Dur. Ve yapsak tak oldu vallahi. Şuraya bir de yol yapalım. Yol yaptılar yol. Tak yolunda yaptık. Yeşil ışık. Bunun fiyatı da iki buçuk olsun. iki buçuk dolar. Ya da 3 dolar. Şu an en iyi oyuncağımız bu en pahalı ve güzel oyuncağımız. Bunun içine biniyorlar böyle. Bir bir tur atıp geri dönüyorlar falan. Şimdi bunu da yaptığımıza göre şey yapalım. Gondol. Gondol yapmadık. Gondol nereye yapalım abi? Onu da şuraya yapalım ya. Oraya çok yaptık oyuncak. Biraz şuralara yapalım. Siz gider misiniz ağaçlar? Evet. Ağaçlar gidin ağaçlar. Hımm yeni bir şey olmuş. Ne olmuş? Parkımız eee disponting ülkedeki en iyi bir şey ödülünü almışız. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi giriş şuradan, çıkış şuradan olsun. Yolu da şöyle yapalım. Şöyle, 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 şöyle. Çıkışta şöyle olsun. Şöyle, şöyle. Böyle abi. Tamam. Yeşil ışığı yaktık. Fiyat 2 dolar. Şu an zarardayız. Çok ciddi zarardayız. Niye diyeceksin? Bütün parayı oyun, oyun konuşamadım. Oyuncakları harcıyorum abi. Onun için zarardayız. Atlık aracını önünde pek kuyruk yok. Bu Aa, dur. Yanlış yaptık. Bu beni üzdü. Hemen atlı karıncaya tıklayalım. Fiyatını biraz düşürelim atlı karıncanın. 2 dolar çok geldi millete. 1,5 dolar yapalım. Eğer önünde adam yoksa yani şeyinizin, aletinizin hemen önüne biraz fiyatı biraz düşürüp e, gelmelerini sağlamanız lazım. Mesela bak bu 2 dolara buraya patır patır giriyor millet. Ben istiyorum ki sıra olsun hepsinin önünde. Evet. Şimdi gelelim diğer konuya. Şunu bir durduralım. Şimdi abi üstteki menüye sonra geleceğiz dedik ya. Üstteki menü şöyle. Birinciye tıkladığınızda aksiyonlar. Böyle tek tek kişilerin aksiyonlarına bakabiliyorsunuz. Mesela eve gitmek istiyorum diyen var. Genel aksiyon ise I want to go on Daha ilginç bir şeyler görmek isteyenler varmış. Ee, bir kere daha pardon. Bir kere daha kullanmak isteyen varmış. Ee, şey bu hayal evine girmek isteyen varmış. Ee, kaydırağı çok seven 4 kişi varmış. 83 kişinin 4 kişi seviyormuş. Okey. iki kişi eve dönmek istiyormuş. Şeyin fiyatını çok uygun bulmuş bir tanesi. Gondon fiyatına. Ee, yollar çok güzel falan filan demiş bir tanesi. <laughs> Hangi parktır acaba? Şimdi buraya bir tane temizlikçi atıyoruz. Bu temizlikçimiz, handymanımız. Durduruyoruz. Şimdi temizlikçinin şöyle iki tane özelliği var arkadaşlar. Birincisi yapacağı görevler. Ben bu sulama olayını işte etraftaki çimleri sula olayını kapıyorum. Bu etrafta çiçek, börtü, böcük varsa onları suluyor. Gerek yok buna. Bir de çimleri biç var. Yani şu gördüğünüz çimler zamanla uzuyor, vahşileşiyor. Bunların biçilmesini istiyor şey. Fakat ben hiç gerek duymuyorum. Çünkü ne gereği var? Hani gelen müşteri etkilen bir şey değil. Onun için onu da iptal ediyorum. Bu abimiz sadece çöpleri boşaltacak ve etrafta kusmuk, pislik yere çöp atıldıysa onları temizleyecek. Bu adamımızın görevi bu. Ha bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi bu adamı mesela adamı bulamadınız. Nerede bilmiyorsunuz tamam mı? Dedin ki temizlikçi bulmam lazım. Tıklıyorsun. Burada bak handyman 1 var. Bu adamın ismini de değiştirebiliyorsun. değiştirebiliyorsun. Neyse. Şimdi şurada mavi bir şey var. Bunu alıp da mesela böyle yerleri belirlediniz. Mesela diyorsun ki şu 3 kare. Bu 3 kareyi belirlediğinde bu adam sadece bu 3 karenin üzerindeki pislikleri temizliyor. Diğer haritanın diğer kısmına gitmiyor. Peki bunu neden yapıyoruz? Harita çok aşırı büyüdüğünde. Ee, mesela bir adamımız buraya bıraktığımızda o haritanın ta en ucuna gidip bir daha geliyor. Yani devir daim yapıyor. Ama biz onu yapmasını istemeyip sadece belli bölgeye yaptığımızda yani 3 tane temizlik koyduk. 3 üç, üç, parçaya böldüğümüz haritamızı. Yani 3 parçada çalışmaya başladıklarında daha iyi temizlik oluyor. Daha iyi iş yapıyorlar. Aynısı diğerleri için de geçer. Şimdi bunu bu şekilde yapmayacağız. Çünkü zaten parkımız küçük. Bu, bu, bu abimiz parkta gelsin işaretsin. Her ay bizden 50 dolar maaş alacak. Bir tane de şey var. Mekanikçi. Bu ne işe yarıyor? Şimdi bunu da bir daha durduralım. Şu temizlikçinin görevini verdik. Şimdi mekanikçinin iki tane görevi var. Bir, araçların düzenli bakımını yapar. Şudur. İki, araçlarda herhangi bir arıza bozulma olduğunda ki araçlarımız bir süre sonra bozulmaya başlıyor oyuncaklarımız. Onları gidip tamir ediyor abi. Bu adamımızın görevi de bu. Efendim, security var, güvenlik var. Güvenlik de şu işe yarıyor. Bu gördüğünüz bankları bir süre sonra insan sesi şu kırmaya başlıyorlar. Çöpleri kırmaya başlıyorlar. Bir şeylere zarar veriyorlar. Vandallık yapıyorlar. Diğer müşterilerinize işte saldırgan bir şeyler yapıyorlar. Bunu engellemek için bundan bir tane işe alıyorsunuz. Ama şu an için 80 tane adam olduğu için buna gerek yok. Zaten çok maaşı da çok yüksek. 60 dolar alıyor. Ve gördüğünüz gibi işte şey maskot şeyinizin, köyünüzün maskotu alabiliyorsunuz efendim. Ee, bunları iptal ediyorum. Efendim buraya geldiğimizde para durumumuzu görüyoruz. Mesela ilk ay biz Mart ayında 5,5 milyon harcamışız. Sonra 400 dolar daha harcamışız. Şurada Loan interest diye altta bir şey var. Bu bizim e, şurada loan yazan kısım aslında bankadan çektiğimiz para. Bu parkı kurmak için oyunun başına bize verilen para aslında faizli bir para ve her ay bizden e, %10 oranında faiz alıyor. Yani 1 milyon varsa işte 10 bin 10 dolar yok. 100 dolarsa evet 10 dolar gibi bir şey alıyor. Yok çok az alıyormuş lan. Ha, her hafta alıyor. Her hafta mı alıyor bu? Yok her yıl %10 alıyor. Neyse bilemedim. Çözümleyemedim arkadaşlar kusura bakmayın. Mesela buradan paranızı arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Fakat paranızı arttırdığınızda ödediğiniz faiz artacağı için paranızı az da tutmanızda yarar var. Bir. Burada şu anki durum gelir gider tablosu yine küçük bir çapta gösteriyor. Burada abi şeyleriniz var. Reklam var. Mesela reklam yapabiliyorsunuz. Müşteri gelmesi mesela istediğiniz sayı ulaşamadınız ya da daha çok müşteri gelmesini istiyorsunuz. Mesela bunlardan birine tıklıyorsunuz. Mesela diyorsun ki ilk yiyecek içecek bizden kampanyası. Kaç hafta sürsün? Mesela 4 hafta sürsün. Ne vereceksin? Dondurma. Yani her gelen müşteriye bir tane dondurma hediye vereceğiz. 6 hafta boyunca. Müşteri buraya çekmek için bir şey bu. Ee, kampanya. İşte haftalığı 50 dolarmış. 6 hafta yaparsan 300 dolar ödemek zorundasın markete. Ama ben şu an için bunu yapmıyorum. Hiç gereği yok. Ee, gördüğünüz gibi çeşitli market şeyleri var. Bunları verdiğiniz paraya göre müşteri sayınız artıyor. Tabi gelen müşteri bir dondurma hediye ediyorsun ama 4 tane alete biniyor, O dondurmanın parasını çıkarıyorsun gibi bir hesap var. Heh. ama çok konuştum ya. Evet bunların hepsini yaptık. Gondolumuzu yaptık. Şimdi bir tane şu roller kastlardan yapmak zorundayız. Mesela şunlardan birine. Bu çok iyi. Küçük çünkü. İyi olmasının sebebi bu. Hop şuraya bir tane yapalım mı? Şöyle. Şöyle yapsak olur mu? Biraz daha şöyle yer kaplamayacak bir yer yapalım. Bura. O yapamıyoruz. 4 milyon istiyor. Bizde 1 milyon var. Parayı geri çekelim. 4 milyon. Okey. Şimdi yapabiliyor muyuz? Böyle iyice geri alalım bunu. Yaptık. Güzel. Buna bir de yol yapalım. İyice paramız azaldı. Artık eksiye gireceğiz. Güzel. Yol da yaptık. Şimdi aleti başlatalım. Aletin fiyatını da arttıralım. Aletin fiyatı 6 dolar falan olsun. Yok 5 dolar olsun. 5 dolar. Aa çok oldu. Geri döndü. 4,5 dolar. Hadi bakalım. Hayır. Kabul etmiyorlar. Sen kabul edecek misin? Etmedi. 4 dolar. Aletin fiyatı 4 dolar. Aa yine kabul etmediler. Ne istiyorsunuz lan? 4 dolar gayet uygun bence. Gidin. Girin. Hah bir tanesi girdi. 4 dolara biri girdi. Tamamdır abi. 4 dolara. Çok müşterimiz yok. Bir tane müşterimiz var. Lanet olsun. Niye bu kadar az müşterimiz var? Şu an parktaki müşteri sayımız 104. Şöyle rating oranımız ise 720. Bizden rating ne istiyor? 600. Yani bu hizada tutabilirsek ratingimizi. Gelen müşteri bize bu hizada puan verirse abi şey yapacağız. Görevi kazanmış olacağız. Başarılı olmuş olacağız. Aaa. Disaster Point ne demek acaba ya? Kötü bir park ünvanı almışız. Kötü bir ünvan almışız. Üzüldüm. Şunu fiyatı uygunmuş. Bakın görüyor musun? Sıra oluştu. Şunda çok sıra yok. Şu alette. Twist'te. Twist'te sıra yok. O zaman Twist'i 1.8'e indirelim. 1.8'e. Fiyat artsın. Şeyde mesela şunu, şöyle bir şey daha var. Mesela alete girdiğinizde paraya baktığınızda size ne kadar kar getirdiğini gösteriyor. Çünkü bu aletin bir de herhalde bir gideri var. Elektrik çalışan vesaire gibi. Bu şekilde bir şey var. Her 30 dakikada bir buraya bir şey geliyormuş. Aleti tamir ediyormuş. Gördüğünüz gibi aletin çalışma vesaire gibi şeyleri var. Aletin rengini değiştirebiliyorsun. Bu tabi bunda değil sadece. Mesela atıyorum şu turuncu. Turuncu değil bu. Ne bu? E, Trabzon renkleri mesela. Biz bunu değiştirip Galatasaray'ın renkleri yapabiliyoruz. Okey. Ha pardon bu girişmiş pardon. Bunu da yapabiliyormuşuz. Galatasaray olacak bu. Tamam sarı güzel. Kırmızı olsun. Bu da sarı trakçı olsun. Yeni bir oyun aleti gelmiş. Ney bu? Attıkları şey dönme dolap. Dönme dolap gelmiş abi. Çok sevindim. Ve küçük aletler beni çok mutlu ediyor. Çünkü diğerlerini yapmak çok zor. Çok pahalı. Bu aletler ucuz. E bu aleti nereye koyalım? Bu aleti şöyle şuraya koyabiliriz. Şöyle koysak uygun olur mu? Şöyle koyabiliriz tam şuraya. Girişi şuraya, çıkışı şuraya. Yol yapalım buna hemen bir tane. Şöyle bir yol, 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 yol. şeyde şey de şu şekilde. Şöyle, 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 şöyle. Yeşil yapalım bunu. Bunun bir dolarmış. Bir buçuk dolar olsun. Uygundur. Hop, hop. Evet, Luna harika sesleri, melodileri geliyor. E, ee, roller kastı da oynayan çocuklar çığlıklar atıyor. İşte ona binen çocuklarımız. Hadi şey unuttuk. Peyzaj. Çöp kutusu falan koymayı unuttuk. Bak bu çok sıkıntılı bir durum. Şuraya bir tane oturak koyalım. Bir tane şöyle koyalım. Bir tane şöyle koyalım. Buralara niye oturak koyuyoruz? Bunlar hızlı aletler. Hızlı aletler de doğal olarak e, kusmayı, mide bulantısını getiriyor. Bunun olmaması için buralara şey koymamız lazım. Mesela şuraya bir tane çöp kovası. Şuraya bir tane çöp kovası koyalım. Şurada bir tane çöp kovası olsun. Şurada bir tane oturak olsun. Şurada bir tane oturak olsun. Şurada olsun, şurada olsun. Güzel. Şuralarda birer oturak olsun. Güzel. İşte bir tane peyzaj düzenlemesi yapabiliriz. Ne, ne olsun mesela? Şuralara çiçekler koyalım. Efendime söyleyeyim. Havuz var mesela. Şu havuzdan koyalım bir tane. Bir tane de şöyle yeşil, şöyle bir şey koyalım. Bir tane de şöyle bir şey koyalım. Buralar böyle güzel gözüksün. Şuralarda yer var mı? Şuraya da bir tane koyalım. Tamam güzel. Bir tane de şuraya koyalım. Gelen kişi desin ki aman ne güzel bir giriş var bu parkın. <laughs> tamam. iyi oldu. Böyle çiçeklerin börtü böcüğün olduğu bir giriş olsun. Peyzajımız güzel olsun. Burada adam sayısı... Ya bu... Atlı karınca yine insan sayısı az. Niye böyle? Biraz azaltalım bunu. Atlı karınca 1.30. Gel abi gel. Atlı karıncaya gel. Evet atlı karıncanın fiyatını düşürdük biraz. Güzel oldu. Bakın şeyde gondolda nasıl sıra var. Gondol götürüyorsun işi gondol. Allah Allah Allah. Burada ne durumdayız? Burada giren adam sayısı çok az. Şunu da fiyatını biraz düşürelim. 3 dolar yapmışız. Bunu iki el yaptık. Gel abi 2.50 gel 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 elle. Oo 4 dolar ama bak bak patır patır insan biniyor. Para basıyor para basıyor. Oh, Çok güzel. Müşteri sayımız 170'e çıktı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi durumdayız. Bakın genel durum ne? Şöyle bakalım. I want to go something. link ne demek acaba ya? Buna bir bakmak lazım. Bunu bilmiyorum. Mango Muncher dedikleri alet şu. Mango Muncher'ı çok sevmiş. Kendini kötü hissedenler var. Bunlar niye kendini kötü hissediyor? Çünkü şu alete biniyorlar. Alet bunları delirtiyor. Bas bas bağırtıyor efendim. Onun sonucunda da böyle. Ondan sonra vay efendim midamlandı falan filan durumlar oluyor. Benim boya rengini de değiştirelim. Sarı ve kırmızı. Evet. Çok güzel çok tatlı. Sarı kırmızı, ne tatlı rengimiz. Senin renginde sarı kırmızı olsun. Burası bir Galatasaray mekanı. Evet güzel. Senin rengin de sarı kırmızı olacak lan. Kırmızı. Sarı. Metalik olmayacak, kırmızı olacak. Çok güzel. Senin rengin niye böyle? Sen, sen ordu spor musun? Hangi, hangi? Ordu spor hangi renk bilmiyorum, uydurdum. Ordu sporlardan... Üzgünüm. Uydurduğum için. Ama öyle uydurdum yani. Oh, çok güzel oldu. Tam bir Galatasaray. Sarı yapalım ya. Çok bir şey oldu. Evet her yerde sarı kırmızı efendim. Sarı kırmızı -dö rengimiz. Efendim kırmızı olsun raylar. Şey sarı olsun. Ee, şu da sarı olsun. Arabalarımızda da sarı şimşek olsun. Evet gelelim sana. Sen de. Mangro, Mango mançır kendi renklerini değiştiriyoruz. Kırmızı. Sarı. Ve bir sarı daha. Araçlarımız da kıpkırmızı olacak. Kırmızı. Çık kırmızı olsun. Bize kırmızı. Güzel. Evet. Oldukça sarı kırmızı bir parkımız oldu. Ay canlarım benim. Çok güzel. Tuvaletten para kazanıyor muyuz acaba ya? Bir bakalım. Tuvalet zarardayız tuvalette. Eksi 12 dolar zarardayız. İçecekte durum ne? Yiyecekte. Aa de zarardayız. Niye böyle oldu bu? <laughs> Diğer parklarla aynı fiyat olsun. Yok. Farklı ki. Bilemedim ki ne yapalım. Onun ne olduğunu bilemediğim için işaretledim ama. Hep zarardayız ya. Yani niye böyle oluyor bu? Abi burada hala şey ya. Abi fiyatı düşürelim bunun. 1 dolar. Gel abi 1 dolar abi. Gel abi sıraya gir. Aa dönme dolapta da adam yok. Döme dolapta... 1 dolar abi. Gel indirimdeyiz. 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar. Gel, 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 gel. 1 dolar. Bir... 1... Niye girmiyorsun? Kafayı böyle çekip çekip gidiyorsun. Uyuyor musunuz oğlum siz? Ee, bu da yine iyi kurtarıyor. Bakalım bunun para durumu ne? İyi kurtarıyor. Senin para durumun ne? Yani zarar etmiyor en azından. Zarar etmemeleri önemli benim için. 38 dolar kazandım. para paramı lan 38 dolar. Aldığıma pişman aleti. 27 dolar. Çok kazandırmıyor bunlar bize. Hayal evi sen ne durumdasın? Hayal tevinin önü de boş. Biz bu hayal evinin fiyatını indirelim. 1.5 dolar yapalım. Oyunun başında mesela hayal evine deli gibi giriyorlardı. Ama yeni aletler aldık. Roller caster aldık. Bu hayal evi düştü. Peki diyeceksin ki abi o zaman satsana bunları. Niye tutuyorsun elinde? Abi satamıyorsun. Satarsan e, gelen e, şey... Müşteri sayısı azalıyor. Yani bir de öyle bir şey var. Yani bunları zarar ettirmeden... İşletmek zorundayız. Öyle bir sıkıntılı durumdayız. Mesela şimdi böyle sarı kırmızı yaptık ya. Kıp kırmızı yapsak nasıl gözükür acaba? Dur bakayım bir de öyle şey deneyim. Koyu kırmızı yapalım hepsine. Yap be güzel olmadı. Bu var. Böyle iyi. Şimdi yeni bir oyuncak var mı? Olsa bile paramız yok. 11 milyon yani 137, 134 dolar her ay şey ödüyoruz. Faiz ödüyoruz. Şimdi şuradan hızımızı biraz arttıralım. Bu ay 600 dolar kâra geçmişiz ama öyle bir şey var. Şimdilik yani. Sürekli şuradan e, genel topluluğun şeylerine bakmamız lazım. şunun fiyatının çok uygun olduğunu düşünüyorlar. Ulan bunun yüzünden mi fiyatlar? Dur bakayım. Kaç para bu? 2 dolar. İlk, gayet de iyi yani fiyat. Heh sıra. Oo şunun sıraya bak. Bunun fiyatı birazcık arttırsak olaylar değişir. Onun için hiç ellemeyeyim. Allah yağmur yağıyor. Yağmur yağarsa müşteri gider. Müşteri kalmaz. Şimdi ilk ayı şey bu ayı yaklaşık 800 dolar karla kapadık abi. Çok iyi bir rakam. Ya yani böyle giderse her ay 1 milyon 1 milyon borcumuzu öderiz eksi 100 dolarda şey vermişiz. Faiz ödemişiz abi. Faiz ödemeden kurtulmamız lazım. Şurada şemsiye çıkıyor abi. Şemsiye satış noktası oluyor ama o şu an gelmemiş. O bu ya yani bu haritada yok belki de bilmiyorum. O olsa çok iyi para kazanıyorsun. Yağmur yağdan 5 dolardan dayıyorsun şemsiyeyi. Tam bir fırsatçı adam oluyorsun. Çok karlı bir iş. Bak Hayal evinin önü dolu. Kimin önü boş? Şunun önü boş. Twist twist. Senin ön ne boş ya? Nasıl olacak bu iş? Seni bir uçağa indirdim. Bak buraya bak iki buçuk dolar. Hepsi dolu. Çok iyi. Burası çok dolu değil. Bak burada görüyor musun? Kusmuş. Iııı. Bir de domates yemiş. iğrenç Mesela bu adam alıyorsun. Handyman. Handyman. Dert dert dert. Handyman alıyorsun buraya atıyorsun. Temiz oğlum orayı. Etrafı bok götürüyor. Nedir bu ya? Müşteri sayımız arttığı için şu an 280 müşteri var. Aslında istenen rakama ulaştık ama bir yılı daha bitirmedik. Abi şuraya bak bir anda önü doldu görüyor musun? Az önce kimse girmiyordu. Demek ki fiyat çok yüksek geldi millete. He, bu Twist'in de fiyatı yüksek. Twist'in fiyatını bir 1.3. 1.3 gelin ya. Oh patır patır. Bak, burası para basıyor ya. Para basıyor burası ya paşam. He, millet yiyecek içecek almıyor. 1.5 olsun yiyeceğim fiyatı. İşte burger fiyatı da düştü arkadaşlar. Burger. Süper burgerlarımız var. 1 dolar. 1 dolara dondurma. İnanılmaz 1 dolara dondurma almak istemez misiniz? 1 dolar farkla bir de kol alabilirsiniz üstüne. Hadi hadi gelin. Yiyeyim bunlardan. Tuvalette durum ne? Tuvalet çok pahalı olmuş. 50 kuruşa 50 cent'e sıçmak ister misiniz? 50 cent. Kakanızı yapın etrafa. Evet yeni bir roller caster gelmiş ama bilin bakalım ne olacak? Biz bunu yapamayacağız. Niye? Çünkü paramız yok. 250 dolara nasıl yapayım ben bunları? Şuraya bak. Oho ben bunları yapamam. Biraz duracaksınız abi. 250 dolar değildir lan bu. Başka bir şeydir. Çünkü biz 10 bin dolar bir şey çektik. Neyse bunun para birimi biraz tuhaf. Şu an 300 müşterim var. Müşteri sayım hala artışta. Bu müşteri artış bir anda azalışa da geçebiliyor. Dur bakalım mesela şu gidenler. Giden bir tane adam bulalım. Neredesin giden adam? Az önce bir tane giden adam görmüştüm. Gelin gelin. Oo müşteri akıyor. Gel gel. Bak bunun önü hala boş. Sen zarar ettireceğim bize ya. 1 dolarsın bir de. Daha ne olsun ya. Bedavayı mı yapalım abi? Allah Allah. O sıraya bak. İnanılmaz sıra var ya. Çok güzel. Abi çok iyi. Çok güzel sıra var. Ha bir de şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Şu sıra var ya. Bu sıra çok uzun olursa yani mesela uf uzun bir sıra yaptın. Aşırı uzun. Millet saatine bakıp lanet olsun ben bu kadar sıra bekleyemem deyip e, sıradan ayrılabiliyor. Yani bu sırayı da çok uzun yapamıyorsunuz. Öyle bir şey var. Detay var. Ayrıntı var. Gel gel gel. Gel paşam. Gel paşam. Twist'e bin. Twist'e 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 gel. Gel gel gel. Ya abi at, dönme dolabı niye bu kadar az adam biniyor ya? Çok da uygun fiyatı. bana hadi 0.90 ya. 0.90 lan. Yapma. Dolar kuru üzerinden yapmayın siz. Dolar, dolarla maaş alıyorsunuz siz ya. Türk lirası maaş almıyorsunuz ki 0.90 fazla olsun size ya. Türk lirası da 5 lira 10 liradır bunun binişi ya. Hadi abi ya. Binin şuna ya. Yoş, ya, yoş ya oğlum. Ha bir şey daha var arkadaşlar. Mesela şöyle bir vatandaşı tutup alıp böyle görüyorsunuz yakasından tutup herhangi bir yere bırakabiliyorsunuz. Eğer burada bir göl falan olsaydı gölün içine bırakıp adamları öldürebilirdiniz. Öyle bir şeyiniz var. İnsan öldürebiliyorsunuz bu oyunda. Tabi niye öldüresiniz size para kazanacak birine hiç gerek yok. Mesela bak böyle midesi bulanlar alıp böyle. Tabi bunda kim uğraşacak diyeceksin ama alıp mesela şuraya bırakabilirsin. bak oturdu görüyor musun? Hemen oturdu. Oo çok acıkmış bu. Abi şurada bir tane hamburgerci mi kursam ya? Hadi bir tane de şuraya hamburgerci atayım ya. Ama hamburgerciden zarar ediyoruz biz. Yapmıyorum abi. Almıyorsunuz zaten. Alan var mı acaba ya? Bakayım. Birazcık zarardan zararın şeyindeyiz. Abi şunu fiyatını iyice düşürdüm ya. 0.70 artık alın. Hamburgerin fiyatını da düşürelim. 0.80 alın be. Karın tokluğuna satıyoruz lan. Karın tokluğuna çalışıyoruz oğlum burada. Al lan. Adet başına 0.50 dolar kar içecekten. Hadi. Hadi soğuk sularımız var. Yok abi kimse gelmiyor. Almıyor. Üçü benim tamamen zararıma çalışıyor şu an. Hamburgerci, dondurmacı ve su şey kola. Abi bunların üçü benim zararıma çalışıyor şu an. Nasıl kurtuluruz ki bunlardan ya? Taktak tak satamıyoruz da. Abi 070 dolar be. Bir bir 070 dolar be alırsın be. Aman almıyorlar abi. inanılmaz. Canım sıkıldı. O burası iyi dolmuş de ha. Demek ki bunun fiyatını biraz arttırabiliriz. 3 dolar oldu. 3 dolar. Madem bu kadar çok biliyorsunuz fiyat arttı onun. Bunun fiyatını da bakalım. Ops. Hop. Şöyle fiyatını arttıralım biraz. 4,5 dolar oldu buranın fiyatı. Bunun fiy Arz-talep meselesi abi. Gelen çoksa arttırırım fiyatı. Yapacak bir şey yok. <laughs> evet arkadaşlar. Birinci bölümün sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ederim. Roller böyle bir oyun. Hala oynamadım diyen varsa ya da aa ne güzel oymuş ya ben bunu oynayayım diyen varsa Steam'de var. İndirim dönemlerinde indirime de giriyor. Yani ben aldığımda indirimdeydi. Ee, ek paketleri fn'de alın. Aa, tabii normal paketini aldığınızda dahi bütün haritaları bitirebileceğinizi zannetmiyorum ama Ek paket alıp ek paketiyle oynarsanız sizin için daha güzel olur efendim. Ee, bu video burada bitiyor. Eğer izlenirse beğenilirse video ya da altına abi işte tamam bu oyun güzelmiş bu oyuna devam et ee, hoşumuza gitti yeni videoları gelsin derseniz e, yeni videoları gelir. Ama hiç izlenmezse gelmez arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.